türlü kendiniz işaretleyeceksiniz. Eğer defter türünü serbest meslek işaretlemezseniz veya işletme esası orada defter türü seçiliyor, bunu işaretlemezseniz ön izleme ekranında bilgiler gelmiyor. Serbest meslek defter türünü işaretlediğinizde ekranda daha önceki kayıt bilgileri, ön bilgileri geliyor. Eğer defter beyan sisteminde işletme, serbest meslekler, vergi dairesi açılışı yapılırken, biz serbest meslek beyannamesi verirken, vergi dairesi açılışımız eğer hala işletme olarak görünüyorsa, bizim olmaz da mükelleflerimizde olur. Biz normalde şeyde e-beyan sisteminde girip avukatın şeyini veriyorduk ama vergi dairesi açılışı eğer işletme ise biz sisteme girdiğimizde onunla ilgili kayıt yapamıyorum hocam. Vergi dairesinden mutlaka mükellefiyet türünün işletmeden serbest mesleğe çalıştırılması gerekiyor. Onun çevrildiği zaman o zaman kayıt yapılabilecek. Eğer adi ortaklıksa, birden başka fazla mali müşavir birlikte çalışıyorsa her birimiz ayrı mı beyanname vereceğiz? Ortaklık adına şifre alınıp ortaklık adına beyannamenin verilmesi gerekiyor. Serbest meslekle beraber bilanço esasına göre, bakın burada üç tane unsur var. Serbest meslekle beraber bilanço unsuruna göre de işlem yapıyorum. Serbest meslekle beraber işletme usulüne göre de işlem yapıyorum. Ben hangisinde hangi sistemi kullanacağım? Buradaki mantık şu, serbest meslekle ilgili boyutta mutlaka serbest meslek boyutunda bildirimde bulunacağız. Şirket ticari boyutta ve işletme boyutunda bildirimde bulunmayacağız. İşletme modülü açıldığı zaman yani önümüzdeki sene işletme modülünde de bildirimde bulunacağım. Bir şey sorabilir miyim? Şirketse o zaman hala kağıt üstünde, kağıt ortamında şey yapacak. Tabii zaten şeyde limited şirket mali müşavirlik ofisi ise bu defter beyan sisteminde bildirmeyecek. Daha iyi bir bundan şimdi. 10 milyon galiba kriterler. Limited şirket tüzel kişiliktir. Bizler serbest meslek erbabıyız. Bu uygulama serbest meslek erbabı için. Limited şirketler için değil. Onlar eğer ciroları ve şeyleri uygunsa defter veya sistemine dahil olmadan e-defter bulunacak. Evet, bilanço esasında tabi ise de bilanço esasına dahil mükellef ise hem serbest meslek hem bilanço esasına dahil ise serbest meslekle sisteme dahil olup bildirimde bulunacak, bilanço esası için bildirimde bulunmayacak. O zaman biraz ilişkiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Bizim iktidarlarımız eğer bilançoya geçerse o zaman bu sistemi kullanamayacağız değil mi? Yani serbest meslek erbaplarında ciro ile ilişki yoktur. Mesela mali müşavirler için, cironuz veya avukatlar için. Cironuz ne olursa olsun serbest meslek tutmak zorundasınız. Tabii, yok. Ama sakın o hatayı yapmayın. Biz yıllar önce ben yaptım bu hatayı. Sistemin başvuru yaparken bir arkadaşım aradı. Doğrusu geçmiş sistem uyarı vermiş. Gelirimiz yüksek olduğu için bu sisteme başvuru yapamazsınız. O teknik bir arzadır. Aynen. Şu teknik bir arzadır. Çünkü işletme demiş. Müracaatta işletme dediyse ikaz doğru. Yani öyle onu söyledi. Tamam. Biraz önce onu söylemiştim. Tabii. Eğer işletme ise zaten o ikazı veriyor. Tabii. Çünkü işletme sistemi henüz açılmadı. Tabii. O 2019'da açılacak. Evet, bunu söyledi. Neyse bir ara gelirsin. Ha, bu mesela bir tane şeyden gelmiş, bir veterinerden gelmiş. Demiş ki ben serbest meslek defteri tutuyorum ama aynı zamanda da danışmanlık yapıyorum. Burada danışmanlıklarımı ayıracak mıyım? Yine bu sisteme dahil olacak mıyım? Serbest meslekle beraber eğer ilave serbest meslek kazancı dışında bir kazanç söz konusuysa o sisteme dahil edilmeyecek. Sadece serbest meslek gelirleri dahil edilecek. İdarenin görüşü o yönde olmuş. Yani iki ayrı mükellefler. Evet. Onun için ayrı mükellefler.
işte işletme ile ilgili bir soru sorulmuş yine aynı şekilde. Serbest meslek kazancı yanında işletmeyi gerektiren işlemlerim de var. Bunun için de beyanda bulunacağımı. İşletme sistemi için işletmeyi gerektiren boyut için beyanda bulunmayıp serbest meslek için beyanda bulunacağız. Mesela bir mali müşavir arkadaş sormuş ki bir bağımlı olarak çalışıyorum bir yerde. Odadan ben mührümü aldım. Mükellefler şey yapmadım. Almadım. Almadım. Odadan yetki mührünü almadım, evet. Bu sistemde basit usulde veya işletme defterinde mükellefiyet olarak işlem yapabilir miyim? Yapamazsın diye cevap vermiş. Çünkü önce tabii yetkilenmen lazım. Odada sicil kaydını açtırıp mali müşavir sicilinde de olması lazım demiş. Yani bağımlı çalışan biri bağımlı çalışırken danışmanlık yapıp serbest meslek makbuzu kesen anlamında kullanmış. Evet. İnternet Vergi Dairesi'ne yine bir mali müşavir arkadaş demiş ki sisteme girerken 340 no'lu tebliğ gereği aracılık sözleşmeniz olmadığı uyarısını veriyor. Eğer biz o sözleşmeleri mükelleflerle yaptık ya, her sene yapıp sisteme yüklüyoruz. Aracılık sözleşmemiz yoksa diğer serbest meslek erbabıyla ilgili kayıt yaparken onların sisteme kaydını açarken problem yok ama evraklarına girerken henüz sözleşmeniz yok diyor. O zaman hemen girip o 340 no'lu tebliğe göre elektronik beyan bildirim tebliğini sisteme yükleyip işlem yapmamız gerekiyor. Mesela başka bir soru, çok sorulan sorulardan biri. Serbest meslek defterine müracaat ettim. Damga vergisi defteri de bu protokol üzerinden tutabilecek miyim? Damga vergisi defteri tasdik ettirmem gerekir mi? Gelen sorularda, idareye gelen sorularda da aynı soruyu sordular. Dediler ki, henüz damga vergisi boyutu açılmadı, açılacak. Ama damga vergisi beyannamesi vermeniz gerekiyor ise, beyan sistemi, e-beyan sistemi üzerinden verdiğiniz damga vergisi beyannameleri sistemin o boyutu açıldığında geçerlidir. Tekrar sisteme girmek gerekmiyor. E-defter beyanı için bir mali mühür almak gerekiyor mu diye bir soru sorulmuş. Serbest meslek kazancı için e-mühüre gerek yok. Bu bizim katıldığımız seminerdeki sorulardan biriydi. Biz e-defterde beraat alıyoruz ya, bizim için bu beraat yok. Bizim için kriter de sisteme girdiğimizde sistemin kendisi arka planda bir açılış kaydı onaylıyor. 30 Nisan'da da sistem bir kapanış kaydı onaylıyor. Bunun bizimle hiçbir alakası yok. Sistem kendisi yapıyor. Açılış ve kapanış kayıtlarını otomatik kendisi yapıyor. Mali mühür gibi veya defter beraatı gibi bir işlem yapmıyor. Biz sadece kayıt veriyoruz, o kadar. Basit usulde tabi bir mükellef sormuş ki, demiş ki muhasebeciye veya meslek odasına gitmem gerekiyor mu? Basit usulde tabi mükellefler kendileri kayıtlarını tutabilirler. Yetki ve aracılık sözleşmesi olan bir mali müşavir vasıtasıyla işlemlerini yapabilirler. Kamucisi yapmış olmuş. Eğitimciler hep bunu yapar. Bakın ben sizi kontrol ettim, hatırlıyor musunuz ha? Eğitimcisi yapmış olmuş. Ben de sizin gibi yoruldum üstadlar. Okumakta zorlanıyorum. Basit usuldekiler ya kendi odalarında tutturacaklar veya mali müşavirleri tutturacaklar. Orada işletme esasına tabi olanlar mutlaka mali müşavir vasıtasıyla tutturacaklar. Çok sorulan, başkanımızın da sorduğu sorulardan biri, avukatlar kendileri mi tutacak? Hayır. Avukatlar görüntüleyebilecekler. Sadece mutlaka aracılık sözleşmesiyle bir mali müşavire tutturmak zorundalar. Kendileri kayıtları yapamıyorlar. Yok.
mutlaka aracılık sözleşmesi isteniyor. Kayıtlarını görüntüleyebilecekler. Orada kendi şifresiyle sisteme girip kayıtlarını görebilir. Bir soru yine gelmiş. Vali müşavir üzerinden sisteme sözleşmenin mükellef adına giriş yapılırken sorumluluk sözleşmesi yoktur uyarısı veriyor. Ne yapmamız gerekiyor? Vergi kimlik numarasıyla TC kimlik numarası farklılığı oluşabilir. Firma daha önce vergi kimlik numarasıyla işlem yapıyordu. Şimdi TC kimlik numarasıyla giriyorsanız böyle bir mükellef yok denebilir. O zaman vergi kimlik numarasını girin. O problem kalkacaktır. Veya tam tersi de olabilir. Bu konuyla alakalı benim iletişim bilgilerim burada arkadaşlar. Sorunuz olursa mailinizi alabilirim, telefonla da cevap verebilirim. Bu sunuyu web sitemize yükleyeceğiz meslekle birliği. Oradan da elde edebilirsiniz. Hocam geçebilir miyim kalan sorulara? Efendim? Orada olmayan sorulara geçebilir miyim? Tamam, buyurun. Dilimiz döndükçe cevap verebilirsiniz. Kayıtlardan sonra daha bir sürü soru daha çıkacak. Kayıtlarını da yapalım. Ben de soruları sonra bırakalım. Başlarımın kayıtlarını yapalım. Devam ediyor muyuz? Bir defter sistemine gidelim, oradan bir bakalım. Bir kayıt yapalım. Bu arada ben biraz eğitimlerimizden bahsedeyim hocam sisteme ilerleyen. 1 Eylül'den bu yana toplam 8 tane merkez olarak seminer verdik. Bunların 4 tanesi karşıda, 4 tanesi ise bu yakada oldu. Yoğun katılım oldu. Devletçilerimize tekrar teşekkür ederiz. Aynı zamanda bizim ilçe seminerlerimiz oluyor. Bu da ilçe seminerlerinin bir tanesi. Bu ilçe seminerleri sabah bazen kahvaltı oluyor, bazen bu şekilde öğleden sonraya alabiliyoruz. 39 ilçede teşkilatlarımız yaklaşık Eylül'den bu yana kadar 100'e yakın bir kahvaltılı ya da kahvaltısız program düzenledi. Bu herhalde meslekte birliğin biraz eğitime verdiği önemi de gösteriyor diye düşünüyorum. Ayrıca merkezin yapmış olduğu seminerler bizim YouTube kanalımızda ve web sitemizde yayınlanmakta. YouTube kanalımıza İstanbul Meslekli Birlik diyerek girip abone olup oradan da bu dahil. Bunu sorumuz da benim aslında sosyal medyadan. Sistem çalışıyor. Sistem resmin üzerine niye karar vermişler? Bundan da yapalım. Doğrulama kurduğum, kapat olup olmadığını, karşıdakinin bir insan olup olmadığını test etmek için yapılan bir sistem. YouTube'dan buna girip, bu seminer dahil hepsini izleyebilirsiniz. Abone olabilirsiniz, çok teşekkür ederiz. Ayrıca, Instagram, Facebook ve Twitter'ı da İstanbul Meslekli Birlik değil, bizi takip edebilirsiniz. Onu da belirtmek isterim. Hocam YouTube kanalda aynı adres miydi? Evet, İstanbul Meslekli Birlik YouTube. İstanbul Meslekli Birlik yazarsanız, şu an tabii buradayız, yüklememiz zor. Kuvvetli muhtemel yarın derneğe gidip bu akşam ya da bunun yüklemesini Allah nasip ederse gerçekleştireceğiz. Yok, bizim hapisteki çocuklar giriyor da o yüzden giremiyor. Hocam, o zaman kendisini arkadaşı sor.